Evet arkadaşlar, bizimle alakalı bir problem değil. Elektrikler gittiği için yayın yapamadık. Tekrardan baştan başlıyoruz. Bu arada o saate kadar altta yorumlara ismini forma çekilişi için ismi yazanların hepsini ben zaten buradan not alıyordum. Aldım. Hiçbirimizin ismi kaybolmadı. Bu konuda rahat olun. Bu saatten sonra gelecek olanlar yorum yapsın. Eski yazanlar bir daha yazmasın. Evet, eski yazanlar lütfen bir daha yazmayın. Hakikaten burada hem isim yazıyorum hem şey yapmaya çalışıyorum. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Ve sevgili Özgür'e tekrar sözü bırakıyorum. İbocuğum benim kameram sanırsam gene şey değil. Yok, Kamerada aktif. problem var. Aktif, sıkıntı Aktif. yok. Stat konusunda biraz önce dediğimiz gibi kaldığım yerlerden bilet konusunu ben de anlamadım. AVM biz 10 dedik 11 diyor Fırat mesela arkadaş. Evet. Eğer 11 ise zaten hepten yanlış. Hepten yanlış. Neyse bu işin neden, niçin, nasıl böyle bir karar verildiğini anlamadık. Hani diyorum şey mi acaba, kara borsayı engelleme mi? Tamami lezzet. Kara borsa daha da keyif yapmıştır. Yani bu işin çözülmesi lazım. Stat konusu, otopark konusuna dediğim gibi değindiği için çok değinmeyeceğim. Ama yarın gene bir yığılma olacaktır. Maalesef inşallah geçmişteki o sıkıntılar yaşanmadan bu çözülür. Bir de stadın internetiyle ilgili yapılacak hiçbir şey yok. En fazla oralara yazı yazılacak bu şirketlere ve kendi araçlarını gönderecekler. O bölgeye özel dağıtım yapacaklar. İnternet dağıtımı mobil anlamda. Yoksa o stadın şeyi anlamında, kaldırma anlamında, yayın anlamındaki problemi maalesef internete girememe problemi sürer. Onunla ilgili bir araya gireyim mi Özgür? Ben onunla ilgili buradaki Vodafone baz istasyonları sorumlusuyla bir hafta önce görüşme yaptım. Şunu söyledi. Onun prosedürü şöyleymiş. Baz istasyonların oraya çekilmesi için yönetimin genel merkeze bir mail göndermesi gerekiyormuş. Genel merkez buradan baz istasyon. Ama Vodafone şunu söyledi. Biz bu maç için ve bundan sonraki maç için zaten hazırlıklarımızı başlamış durumdayız. Süper. Benim de Öyle bir Vodafone'da hazırlıkları varmış ama diğer şirket firmaları bilmiyorum tabii. yani dönüp dolaşıp aslında gene yönetime Evet, kalıyor. evet. Evet. Anladım kadar. Aynen. Senin görüştüğün gibi maşallah sende var ya felaketsin. Spor şube Çalışıyoruz tamamıyla arkada bravo. Özgür. Spor şube tamamıyla yönetime topu attı. Haklı. Haklı. Yıllardır ben de bu işin böyle olduğunu biliyorum. Vodafone dahil olmak üzere bütün şirketler Evet. yönetimin Prosedür ikili oymuş ilişkileri yani. olması lazım. Demek ki yönetim bu işleri yapması lazım. Onu da söyleyeyim. Bir daha tekrarlıyorum. Yayın kesilirken Yönetim önceki birçok konuda eksikler ya maalesef. bu sezon diyoruz ya bir bitsin. Aksaklıklar Hayırlısı. fazla. Bu sezon bitsin. Bunları daha sonra konuşalım. Konuşuruz. Haklısın. İsimleri bir daha yazmayın Tabii. arkadaşlar. Tekrarlıyoruz. İsimleri bir daha yazmanıza gerek yok. Bu saatten sonra yazmayan varsa yaz. Onun bilgisini bir önceki yayına da yazmayın. Yazmayan bu yayına yaz. Onu da söyleyelim. Şunun İbrahim çağrısını da yazdı. yapayım mı? Çok özür diliyorum Özgür. Şu an bizi izleyen arkadaşlar, yorum yapan arkadaşlar, 10 tane taraftar forması dağıtacağız dedik ya. Yorumların arasında bir tane şöyle kadın arkadaştan bir yorum geldi. Benim düğünüm var. Bana düğün hediyesi olarak verebilir misiniz? Biz burada elektrikler gidince de Evet, konuştuk. evet. Eğer Verdik sizlerin gitti. de Verdik gitti. bir Yani formayı oraya bir verip ayrımcılık 9 yapılabilir. Bir şey düğün olmaz. hediyesi, Ahmet Ona Spor düğün forması hediyeniz olsun. İnşallah 9 onunla tanesinin mutluluk getirir. dağıtımını yapacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Keşke biz 10 taneyi dağıtaydık. Bir tane de biz vereydik o an. Şimdi Altın 10 sözü. takmaktan daha Yani güzel 10 düşün sözü yani. verdik. Şimdi 9'a düşürmeyelim. 10 Tamam. verelim. Bir 10 tane tane verelim, bir arkadaşa tane şeyi aramızda para almayalım. Biz toplayalım. verelim. Tamam. 10 tane Aynen. düğün, bir tane de 11. formayı da düğünü olan sevgili yarene düğün hediyesi Ya olarak onu Tarkan biz şey Medya yapalım. olarak hediye ediyoruz. Aynen öyle yapalım. Gelelim diğer meseleye ve çok aslında üstünde durulması gereken açıkçası Umut'un bunu cevaplaması lazım biraz da. Çünkü biz tanışmıyoruz hiç onlarla. Umut biraz daha şey Filbox olayı. Bugün inanılmaz derecede mesaj aldım. Yani Filbox'tan abi benden para kesiliyor halen diyor. Ben bir kere Hala üye para oldum. kesiliyor. Evet bir kere Ha. üye oldum. Kredi kartımdan her ay para kesiliyor. Ve ikinci ayı da kesildi diyor abi ve maç izleyemiyorum. Ve iptal etme tuşu yok. Bu çok önemli bir şey. Yani gerçekten inanılmaz derecede sıkıntılı bir durum. Bununla ilgili önlem alınması lazım. Bunun yönetimle alakası yok. Tamamıyla Filbox'a Yönetim kimse yapsın eğer, abi. Yani yani Filbox TFF'nin kimse, suçu yok bunlar. Yani yani o Allah önceki açan sene Fux Sports, bu sene bu Filbox. Onu da Yani söyleyelim. sıkıntı insanlar bankayla mağdur. iletişime geçseler banka şey En yapamıyor son mu? öyle Değil mi? yapılabilir En ama şimdi mantıklısı oraya. onay vermiş ya. Onay verdiği için biraz iş uzayabilir. Denelim diğer en son meseleyi. Gelecek haftanın önlemini şimdiden almış olalım. Nedir o? İbrahim'i attım herhalde. TFF'nin YouTube sayfasında yayınlanacak maçların programı.
Ya Allah için şu maçları bir incelesinler ya. Ya hangi maçları veriyor İbrahim? Bir daha verir misin? Yani bir ikinci lig hangi maçı veriyor İbrahim? Tek tek baksınlar. Verdin değil mi İbrahim'ciğim? Evet. Ya ikinci ligde verilen maçlara bak. Yani ya arkadaş Kastamonu'nun maçını ver. Vermiyorsun Amespor'u vermiyorsun. Tamam Amespor kendi yapacak. Ligden düşen geçen hafta Adıyaman'ın maçını veriyorsun ya. Adıyaman'ın maçını veriyorsun. Ligden yanlış anlaşılmasın. Ya. Ligden düşmesinden kaynaklı diyorum. İskenderun Soma maçını veriyorsun. Playoff'u ilgilendiriyor diyoruz. Hadi tamam. Onun dışında hepsi Kepes, Tarsus İdman Yurdu maçını veriyorsun ya. Onun dışında hepsi 3. ligi veriyorsun. Bir bakıyorum burada Düzce, Denizli maçını veriyorsun. Ya Denizli'nin yani ben anlamıyorum. Maçlara bakıyorum. Verdiği duruma bakıyorum. Ya Iğdır'ı ver. Vermiyorsun. Kastamonu'yu ver. Yani Kastamonu Derince maçı şu anda resmi anlamda hiçbir yerde canlı yayın programı yok. Şu anda. Benim her zaman kafamda soru işareti var. Çok da küfür yiyoruz. İnşallah Kastamonu'ya gelirsin yazmış bir arkadaş. İnşallah geliriz. Kastamonu vallahi beni yazmışlar bir yere. Kastamonu Özgür'ün fotoğrafını bütün Kastamonu'na atıyorlarmış. Aramıyor. Kastamonu Derince maçını şu anda yayın programı belli değil. Amespor'unkini az çok anladık. Nereden anladık? Amespor diyor ki bizim canlı yayınımıza lütfen reklam verin ki kanalımız büyüsün. Anladı ki Amespor YouTube sayfası Karkas Medya üzerinden verecek gene. Karkas Medya'nın organizasyonuyla. Ama ve lakin ya gelecek hafta aman aman böyle bir hata düşmesinler. Kastamonu kendisi vermezse hiç kimse izleyemeyecek mi o maçı? Emrullah mı izletecek bizi? Zavallı adam. O da bir sürü küfür yemiş. Ya peki Emrullah'a da izin vereceklerine inanıyor musun sen? İnanıyor musun? Bir de o var. İnanmayın bunlara. Olağanüstü hal ilan edecekler onlar da kendi içinde. Çok kullandım bu kelimeyi. Yani tekrarlıyorum. TFF YouTube sayfasının artık bu işe odaklanması lazım. Yani senin için de çok iyi olan bir vallahi olay var. 100 kişi izlemiyor şu maçları. Ben hepsini toplayayım. Eğer Amespor'un bir tane ya. Maçını vermişler onun yanına yaklaşıyorsa ben ne olayım? Ya bu işte bak çok önemli. Yani diyoruz ya bazı şeyleri yani çok gereksiz konuşuyorsunuz diyorlar ama bunlar çok önemli şeyler. Gereksiz belki bize göre gerekli. Belki diyoruz ama yani gelecek haftanın önlemini almamız lazım. Biz söyleye söyleye alacağız yani bunu söyleyelim. Böyle bir şey olmaz. Bu maç programı olmaz. Şunun bir altını çizelim arkadaşlar. Burada elektrikler gitmeden önce 200 kişiydik burada yayında. 80 tane beğeni vardı. Lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Bizi izleyen herkes şu akşam şu emeğimizin karşılığı herkes bir beğeni yapsın. Beğeni ve bir de abone olma tabii. Abone olmadan izleyenler de var. Kaçak küçük anlamda. Şöyle bir işaret var bedavadır. Bir yaparlarsa güzel olur. Bunu da söylemiş olalım. Yarından itibaren peki statta ne yapmamız lazım? Bir, Şehmuz Özel'le ilgili ilk maçı bir kere unutmayalım. Bak, bir doğru bir, lütfen kelimeyi doğru anlasınlar. Unutmayalım derken İnegöl Spor'un takım olarak bize yaptığı bir şey yoktu. Evet. Taraftarlarının, iş bilmezlerin, 3-5 tane özür diliyorum ama çakalın, belki de hayatlarında görmediği bir adamın üstünden, belki rahmetli olduklarının bile haberi olmaması üzerinden yaptığı bir çakallık vardı. Ama yarın bunu kullanıp biz tekrar şey yaptırmayalım. Bizim işimiz sahada. Tek söylüyorum. Bak bizim işimiz sahada. Bu bir. Ama taraftar gruplarımıza da şunu söyleyeceğim. İnanılmaz derecede bir gelişim var. Altına imza atarım. Doğru. Ama şu maç veya bundan sonraki maçta bazı şeyler olsun ya. Yani bazı şeyler olsun. Tek taraftar grubuyla da alakalı değilmiş sayende öğrendik. Yönetim de sezon başından beri yapmadığı şu 4 maçlık, 2 maçlık pardon, 2 maçlık serüvende yönetim görevli yöneticiyle taraftar grubunun arasındaki o şeyi de bir kursun artık. Niye? Bak pankart sokamıyor. Neymiş? Pankartı gördüm. Şehmuz Özel resmi, Amespor candı. Bitti. Ya bunu nasıl sokamaz? Ama emniyet de haklı olarak diyor ki kardeşim bana yazı gelsin veya yönetim beni iyi bir ciddiye alsın bana söylesin. Ne pankartlar sokuldu. Var yani. Tabii her şey var. Yanım suymuş olsa yönetime diyecek ki bak sen dedin biz de aldık. Tabii. Haberin olsun haklı olarak. Üstünlü süreç belli. Herkes biliyor yani. Bu anlamda bunun çözülmesi lazım. Çok isteniyorsa bütün golleri Şehmuz Özer'e ithaf edelim. İnşallah çok bol gollü olur. Hep Şehmuz Özer attı deriz. Rahmetli. Şehmuz Özer'in pankartlarını açalım. Anlatabildim mi? Ya veya İnegöl daha şey yapalım. Çok ayıp ettiler İnegöl. Ya onu kapatalım. Niye kapatalım? İnegöl'ün İnegöl'ün tekrar söylüyorum birkaç tane çakallık. İnsanlık değil ha. Çakallıkları ya. Ama bu İnegöl Spor'a yapacağımızla ilgili bir şey olmasın aman aman. Yani İnegöl Spor ıslıklayalım, bağıralım.
yani çok söylemek istemiyorum ama bazı kelimeler belki çıkabilir ağzımızdan, eyvallah. Ama ve lakin sakın sakın Iğdır maçı öncesi, hele 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 kupayı alacağımız Allah'ın izniyle Menemen maçı öncesi sahada olay olmaması lazım. Tabii. Şu maç çok kritik. Şu maçı atlatırsak Allah korusun Iğdır maçında ufacık bir olay bile olsa, yazılsa bile üçüncü ihtar olduğu için ceza yemiyoruz. Yani para cezası yiyoruz. Ama bu maçta yemememiz lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Bu çok önemli. Bir oyun de için. Bir konu daha var. Tabii. Cezai duruma düşmemiz noktasında. Lütfen arkadaşlar bakın. Kupada indiğinizde, yani sahaya indiğinizde lütfen o sahaya görevli insanlar sadece. Görevli olmayan insanlar lütfen sahaya inmesin. Bu konuda uyarı aldığınızı biliyoruz. Anlat anlat anlat. Ya yani ne, hangi egonuzu tatmin ediyorsunuz gerçekten bilmiyorum ama hiçbir şey Ahmet Spor kadar önemli değil. Taraftarlar ya. Arkadaşlar, hiçbir ya, taraftar, yani. Hiçbir taraftarın bir öbüründen bir ayrıcalığı, farkı yok. Akreditasyon kartı sahaya uyumlu olmayan, onun bir kodu var. Üç. Saha içine 3. Evet. Akreditasyon kartında 3 numara olmayan hiç kimse sahaya inemez, inmemeli. Bu bize sadece zarar verir. Bütün taraftarlar için söylüyoruz bunu. Ya ikimizin var. 3 de var, 6 da var, 4 de var. Yani her yere girebiliyoruz. Biz girmiyoruz sahaya. Ya. Biz girmiyoruz. Ya daha ikimiz sahanın içine giremiyoruz. Ya çünkü ne işimiz var bizim ya? Ya ne işimiz var? Ya hasret kalmışım. Haftalardır söylüyorum ve bir daha söyleyeyim. Ya şu Direnha Diyarbakır'ı ortaya toplayın. Sadece futbolcular bir yapsın ya. Ya kurban olayım, bırak futbolcular bir yapsın, sonra halay mı çekiyorsunuz, oyun mu oynuyorsunuz? Futbolcuları göremiyoruz bile ya bazen ya. Futbolcuların formasından insanlar seçemiyor ya. Yapmayın. Bırak arkadaşlar bir kez daha altını çizelim. Elektrikler gitmeden önce adını yazan herkesin adını not ettik. Şüpheniz İçiniz olmaz. Rahat olsun. Adını iki kere yazan kimsenin ismini kuraya dahil etmeyeceğiz. Sonra vay ben duymadım, vay ben çıkmadım. Ben niye bu kadar af konuşuyorum, isminizi yazıyorum burada ondan dolayı. Kaç sayfa oldu, üç sayfa mı oldu? Üçüncü sayfa mı? Üçüncü sayfa. Bayağı Allah isim yazdım yani. Yarın zor bir maç olacak. Saat büyük bir ihtimal baskı kurulacaktır. 12.30 gibi açılma ihtimali yüksek stat kapılarını. Geçen maçlara göre söylüyorum. Ve yarınki maçımız saat 15. Bak 15 lütfen iyi hatırlayın. Artık bütün maçlarımız çok büyük bir aksilik olmazsa 15'te oldu. Yaz saati muhabbeti eskiden vardı ya. Bu anlamda saat 15'te maç. Lütfen ve lütfen. Erken gelelim. İnegöl takımını baskı altına almak istiyorsak o ıslıklarımızla, o topu aldığı zamanki o vereceğimiz tepkiyle, ıslıkla vereceğimiz tepkiyle bu işi çözelim. Ya tabii. Düşün, bazen İnegöl atak yapıyor, biz ya Ahmet gol 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 diye bağırıyoruz. Evet. Olmuyor ha. Evet. Yani maçı iyi izleyelim. Bunu tamam, söylemekte yarar var. Beni ateş bastı. Tamam, estağfurullah. Sen bize geç. İbrahim. Bir de ben bir ara bir futbolcu arkadaşla konuştum, o zaman söylemişti. Hakikaten çok ıslık sesi bizi çok etkiliyor. Ayaklarımız titriyor, oynayamıyoruz falan demişti. Yani ben bu kadar etkili olduğunu bilmiyordum. Çok önemli bir şey. Azat Bayram üst üste sormuş da bir daha söyleyeyim. Playoff'u hiç düşünmüyoruz. Onun için yorum yapmıyoruz. Sadece şampiyonluğa odaklanmışız, şampiyon olacağız. Ahmet Spor'un oyununu kabul ettirmesi lazım. Çektar Orhan'a, Berk İsmail Ünsal'a, Mert Çapar'a, bence Yılmaz oynayacaktır Yılmaz'a. Çok iş düşüyor ama asıl iş orta saha. Orta sahayı kaptırmamamız lazım. Geçen maçta orta sahayı oynatamadık diye, orta sahada top bizde kalmadı diye çok sıkıntı yaşadık. Tamam. Oynatamadık diye mi Dijon oynuyorsunuz? Yani Serkan, bak tekrar söylüyorum, ofansif anlamda çok iyi ama Oktay'a destek anlamında maalesef eksik. Dijon gibi değil. Bu bir gerçek. Bunu söylemekte yarar var. Bundan kaynaklı zaten Serkan'ın da çok fazla sarı kart tehlikesi var. 7 maç ceza almasına rağmen halen de sarı kart sınırında oluyor. Oktay çok yoruluyor. Artık Oktay, mecazi anlamda söylüyorum, üstüne almasın. Hiç ona yakışmayan saçma sapan fauller yapmaya başlıyor. Tık tık sarı kartı görebilecek bazen fauller yapmaya başlıyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet arkadaşlar, hatırlatmasını biz daha bir daha hatırlatalım. Lütfen şu biletlerinizi yırttırın. Yırtsınlar. Lütfen. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar lütfen yayınımızı beğenelim. Şu butona basalım. Şu butona basalım lütfen. Arkadaşlar kapıdaki güvenlik hani hızlı geçiş olsun diye biletleri bazen yırtmama bahanesini bunu öne sürüyor. Son anda güvenliğe geldiğinde siz kendiniz yırtın.
bir parçasını onlara, bir parçasını yan. Hem biletiniz yanınızda olsun ya, bir parçası içeride oturduğunuzda en azından benim biletim var diyebilin. Son maçımızda, şimdi söyleyeceğim ama vallahi Güven Işık'a beni görse kavga edeceğiz. Ama tabii bizim işimiz söylemek. Diyor ki abi, bir tane kombineye ben 3-4 tane adamın girdiğini gördüm. Nasıl? Kombineyi gösterdi. Girdi, aradan verdiler. Bir çoğu kombineyi gösterdi. Bir daha girdi, aradan verdiler. Bir daha kombineyi gösterdi. Şimdi düzen yok ya. Bir düzen yok. Adam da herkes... düzen yok ya. Adam da çabucak geçsin diye güvenlikçiyi gösteriyor, tak geçiyor. Ama numarası yani, yok, işesi yok. Biz bu sorunları nedense son birkaç maçta yaşamaya başladık. Çünkü son birkaç maçta stadyum doluyor. Ha bravo, birkaç maç. Hayır, önceki yıllarda... Önce 10.000 kişi, 15.000 kişi. Hayır, önceki yıllarda stadyum dolduğunda da ben hiç bilet yırtılmadı, gittik bir daha... Oluyordu, o zaman da oluyordu. O zaman da konuşuyorduk biz buralar. Tabii, tabii. Yani hani korsan bilet basıldı, yok, şu Umut'la biz çok konuşuyorduk o zamanlar. Konuşuldu ama... Ama bu yıl çok ayuka çıktı sanki artık biraz, herkes. Aslında böyleydi, bizim söylememiz de böyle biraz ayuka çıktı. Yoksa bu iş böyleydi. Tarsus maçında insanlar neler yaşadı be, bak tekrarlıyorum. Ama orada sahte bilet basma çok fazla. İşte olaylar vardı yani. Basma olayı bile var. Bak şimdi gene yarın. Bilet basıyorlardı. Yarın, bildiğin yani binlerce bilet basıyorlardı. Yarın Doğu Tribünü. O dava da halen devam ediyor. Evet. Davacı olanlar var. Yarın Doğu Tribünü'nü izleysinler. Bak izlesinler. Bir de güzel bir şey vardı. Karkas Medya onu yayınladı. Çok da güzel bir habercilik oldu. Bir daha yayınlayalım. Aslında olmasının gereken, biz rica etmiştik, o değil İbrahim. İnegöl tarafının şeyi. İnegöl tarafına yazı yazılıyor. İnegöl tarafı seyirci getirmeyeceğiz diyor. Bu kadar. Yeri açılıyor. Ya bunu yapmak çok mu zordu? İşte yapıldı. 2-3 maç gitti ama. Bak yapıldı. Evet. Çok basit. Bunu senden söylememize gerek yok ha. Oralar kaç bin kişi? 2000 kişi var mı onlar? Tabii rahat var. Ya bak yani bizim, bizim 2000 kişi de 2000 kişi. Ne tabii güzel. Canım. Belki ne yarınki o işte. Ceylan'da satılacak biletler belki onların bileti. Tabii. Mesela adam haklı olarak şunu söylüyor. Ben Batı tribününde aldım diyorum. Diyor. Benim ne işim var kale arkasında? Niye ben 300 lira verdim diyor. Atıyorum afaki. Öyle tabii. Adam 100 lira vermiş. Evet, haklıdır. Tabii. Haklıdır ha. Ha adam ama spor sevgisinden dolayı, maçı izlemek istediğinden dolayı ha diyor bir şey olmaz, ne yapalım abi. Bak yarın Doğu tribünü, yani maraton dediğimiz tribünü iyi izleyelim. Tamam mı? Dolacak. Kapılar açılacak ki açılacak kapı da kalmadı artık. Her taraf açık şu anda. Ve o insanlar nasıl maç izleyecek? Gerçekten eziyet oluyor. Bu anlamda dikkat etmek lazım. Bunu biz söylemesek, sen söylemesen, sen spor şubeyle konuşmasan, biz başka şeyle konuşmasak. Bak ne güzel. Bu Karkas Medya'da yayınlandı. Çok da güzel bir şey. Yani İnegöl Spor'a yazı yazıldı. İnegöl Spor'u teşekkür ederek getirmeyeceğiz dedi ve açıldı. Bu kadar basit olaylar. Hani bazı olayları gerçekten biz zorlaştırıyoruz. Bu olay bu kadar basit. Ve oldu. Oldu. Ve açılacak. Mesela. Bakalım. Not alıp da sormak istediğim şeyler var mı diye onlara bakıyorum arkadaşlar. Başka bir konu var da onu program sonrasında ya ben şunu söylemek istiyorum. Sen onlara bakana kadar şu Fethiye mağlubiyeti olayı bize belki bir işaret olabilir. Tamam. Fethiye hava mağlubiyeti. Mağlubiyeti. Bir önceki hafta kimin mağlubiyeti? Pardon, mağlubiyeti diyorum, özür dilerim. Galibiyeti. 1-0 kazandık. Evet, 1-0 kazandınız. Arkadaşlar yani hava biraz sıcak vesaire olabilir ama Nisan'da orası aşırı nemli değil. Yani bence bizim takımın üzerinde sanki böyle bir gerginlik var gibi hissettim ben. Hani son haftalara doğru gittikçe lider olarak bir gerginlik var gibi. Yani çok güzel bir iklim vardı. Saha zemin güzeldi. Aşağı yukarı ideal kadroya yakın bir kadroyla da çıktı. Yani bizim adımıza farklı hiçbir şey yoktu. İddialara göre, iddia bunlar tabii ki. İşte primler, açıklanan o afaki rakamlı prim, Fethiye lehine açıklanan afaki rakamdaki prim maç öncesi üzerine 10 bin lira daha konulmuş. İlk yarı bittikten sonra o devre arası üzerine 30 bin TL daha konulmuş. 100 bini bulmuş. 100 bini bulmuş. 60 olan 70, daha sonra 100 olmuş. İddiaya göre. Primler. Belki Fethiyeli futbolcu sezon başından beri toplam 100 bin aldı mı? Ya belki prim almadı. Düşünsenize bir sezonluk primini bir maçta alacak. Bunun da çok katkısı var. Hani ekstra her futbolcunun verdiği mücadele olarak. Ama sanki bizde de pozisyonumuz azdı. Bir gerginlik varsa çok üzülürüm. Mesut Hoca
eski kurt hocalardan engellemesini bekleriz böyle şeyin. Onunla ilgili ben de bir duyum aldım. Biz sezon başından beri özellikle Özgür bunun vurgusunu programlarda da çok ediyoruz. Sosyal medyada da yazdı. Amet Spor'un bütün futbolcuları bizim için çok değerli bir çok kıymetli. İyi oynayan, kötü oynayan hepsinin ihtiyacımız var. Evet. Birisine özellikle çok ön plana çıkarmanın yanlış olduğunu vurgusunu Özgür özellikle ben çok net hatırlıyorum defalarca yaptı. Lütfen arkadaşlar, inanın tabii bunlar bunu sonra yapmıyoruz. Takım biz arasında bunu yapmıyoruz zaten. Şeyler oluyor, yapmayın. Hepsinin hakkını verelim, hepsini öveceksek hepsini övelim. Hepsi çok kıymetli, çok değerli bizim için. Bir de Özgür az önce çok güzel bir konuya değindi bundan biraz 30 dakika kadar önce. Prim olayı, hani Kastamonu'nun Eksa'dan bir sponsor daha alışı vesaire. Yanlış değilsen hani bizim istişare kurulu ve STK başkanlığının Ames Spor'a gidip de açıkladığı primler vardı ya. Prim ve maç, lig sonunda şampiyon olsa şampiyonluk primi. Biz hani böyle coştuk, müthiş. Hani tarihimizde olmayan rakamlar bunlar bizim. Hani Kastamonu'nun sezon başında açıkladığı rakam bunun çok üzerinde. Artı bu reklam sponsorlar da üzerine binecek onun. Hani açıklanan bu primler bile çok dengesiz. Biz şu anda lideriz belki ama biz şu anda gerçekten Kastamonu ve Iğdır için bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bize göre daha iyi imkanlara sahip, bize göre daha zengin diyelim buna. Hani bütçesi yüksek iki kulübün üzerindeyiz yani. Bunu da bilsinler hani bizi izleyenler. Şampiyon olsak bile vereceğimiz rakamlar bu iki kulübün kendi futbolcularına vaat ettiğinin bir tık altında. Kastamonu sanki bu açıklamalarla birazcık politik savaş. Tabii. Psikolojik savaş. Tabii. Güç gösterisi yapıyor. Evet. Hem birilerine haber ölçüyor. Bak bu adam verdi, sen de vereceksin. Çünkü hiçbir kulüp doğru normalde böyle bir primi şimdi şu an açıklamaz. Kendi şifaya söyler ama resmi kanalında böyle açıklamaz. Bu bir güç gösterisi. Evet. Hani siz bizim yayınları da izliyorlarmış bu arada. Bak siz bu kadar prim verdiniz işte tarihinizin primi. Aslında bak sizin verdiğiniz primi biz bir tane sponsorumuz veriyor mesela. Olay onu gösteriyor ama bu artar. Bu olaylar bizde de çok artar. Bizde de artacak. Bizde de artar. Bir de bu iş artık biraz... Kastamonu'ya gitmek vardı. O maça gitmek vardı ekip olarak buradan böyle kardeşim. Ya. Beni almıyorlar şey. Paramız olsa da gitsek ya. Ve bak şunu düşünüyorum abi. Bak biz niçin Kastamonu'yla ben şu anda mesela bazı taraftarlarla sıkıntı yaşıyorum? Ama Espor'un haklarını savunduğumuz için aslında değil mi? Ama sezon sonu konuşacağız bazı şeyleri. İşte Amespor taraftarını değil de Allah var onlar hakkımızı her zaman teslim ediyor. Amespor'un içindeki insanların da bunları görmesi lazım. Bizim bir kimseden bir beklentimiz yok. Ama bir şey olduğu zaman bizimkilerdir ha. Konuşmuş hadi muhabbeti yaparsan dışarıdaki adam gelir senin üstüne çıkarsan 10 senedir burada kalırsın. Önce sen kendine sahip çıkacaksın. Kendi adamına sahip çıkacaksın. Kendi insanına sahip çıkacaksın. Haklıdır. Yanlış da olsa bir odaya çekeceksin. Diyeceksin bak burada yanlışsın ama benim gözümde onların yanında haklısın. Bunu yapmıyoruz. Maalesef Diyarbakır'da Doğu ve Güneydoğu'da böyle bir problem var. Yabancı olursa dışarıdan olursa, bizden olursa ne yapalım? İddia ediyorum. Şimdi şu anda Fırat veya ben, sen çok fazla girmiyorsun bu toplara. Çok farklı bir şey söyleyelim. Eğer sabaha kadar Umut dahi en az 4-5 tane telefon gelmezse kötü anlamda, ben neyim? Umurumuzda da değil de kötü diye istediği kadar gelsin. Ama 30 programdır iyiliği söyleriz. Bir gün bir teşekkür gelmez mesela. Diyarbakır'da bu çok var. Tabii. Diyarbakır'da bu çok var. Tekrarlıyorum. Dışarıya olunca helal, güzel, konuşsunlar, etsinler, sıkıntı yok, bravo. Biz konuşunca... Hediyeler göndersinler. Yani neyse artık. Şimdi gelelim son... Reklamlar versinler. Bak kapatacağım ki ölçek konuşması. Şimdi gelelim olsunlar. Son mesele nasıl olacak bu? Şimdi biraz sonra ben senden rica edeceğim artık kesmeye başla. Çünkü canlı yayında yapalım müsaaden varsa. Tabii siz şey yapın. Bu saatten sonra kapatalım artık evet, isim yazmasınlar evet. Arkadaşlar. Tamam. Biz Derya'yı da alalım. Bundan sonrakileri artık almıyoruz. Evet, Derya'yı da alalım. Özgür ve şey. Toplana geçsin. Benle Fırat'a geçsin. O kesime başlasın, şeye başlasın. Çünkü canlı yayında yapalım. Yani insanlar anlamında da şey olsun. Onu da söyleyelim. Bakalım yarın saat 12.30'dan itibaren dolması lazım.
takımlar sahaya yaklaşık 1.5 gibi çıkıyorlar. Isınmaya, stada gelişleri, yürüyüşleri falan. O 1.5'ta şöyle bir 15 bine yakın, 17-18 bine yakın bir seyircinin orada olması lazım ki İnegöl'ün daha ısınma, sahayı kontrol ettiği süreçte o ayakların titremesi lazım. Akıllı oynamamız lazım. Erken gol Fethiye maçındaki gibi bize çok rahatlatır. Kesinlikle. Tekrar söylüyorum, böyle bir maçta bu kadar nemli, sıcak bir havada. Biz o maçta iyi ki erken gol atmışız. Adamlar kendine gelmeden golü bulmasak evet, belki de dediğim gibi sıkıntı yaşayacağız. Böyle sıkıntı olacaktı. Bakalım, yayın konusunda da ben problem olacağını zannetmiyorum. Kulüp de yayını niye açıklamıyor onu da söyleyeyim. Son gün son dakikaya kadar bekletiyor. Çünkü hani bilet alma konusunda ama yayın verilecek. Artık verilecek, iki gün önce reklam anlamında destek sunun ki yani yayınlanacak maçlara yanımızda olun dediler. Bu da çok önemli bir şey. Bunu da söylemiş olalım. Topu Fırat'a bırakayım. Evet. Birkaç tane tablo hazırladık. Kaleciden başlayalım kardeşim. İki takımı mukayese edeceğiz arkadaşlar. Yarın bizi nasıl bir maç bekliyor? Atanlar ve tutanlar. Şimdi bu tutanlarımız bir kalede Aykut Özer, diğer tarafta Bekir Sevgi. Bekir de bizim çok yakından bildiğimiz bir arkadaşımız. Bu kulüpte de emeği olan bir arkadaşımız. Bu rakamları size neden vereceğim? İki camia arasındaki farkı daha iyi anlayın diye arkadaşlar. Aykut bu sezon 29 maçta 19 gol yemiş. Bekir de aşağı yukarı benzer maç sayısına çıkmış, 30 maça çıkmış, 39 gol yemiş. Yani Aykut'un iki katı gol yemiş arkadaşlar Bekir Sevgi. Aykut 12 maçta kalesini gole kapatmış, Bekir 9 maçta kalesini gole kapatmış. Buraya baktığımız zaman bile Aykut'un Bekir'e göre daha formda olduğunu söyleyebiliriz. Ve atanlara gelelim, golcülere gelelim. Çok enteresan bir şey var arkadaşlar. İnegöl Spor'un 5 tane forveti, 5'inin de attığı gol sayısı bir Deli Çetin, bir Uğur Adem kadar değil yani. Bizim iki tandemimiz, stoperlerimizin attığı gol sayıları, ikisi de 4-5-6 tane attılar gol. İnegöl'ün forvetlerinden daha fazla. İnegöl'ün forvetlerinin ya bir golü var ya üç golü var en fazla. En fazla gol atan ismi Furkan Özyapı. Orta saha, ofansif bir orta saha oyuncusu Furkan kardeşimiz. Berk İsmail Ünsal 30 maçta 17 gol atmış transferimiz ve şu anda bu grupta gol krallığında lider durumda bir golcümüz var. Diğer tarafta 5 tane forvetini toplasan Berk'in 3'te 1'i kadar gol atmış bir hücum hatları var. Furkan burada 27 maçta 6 gol atarak takımının en golcü ismi arkadaşlar. Yani bu kadar gol atmakta zorlanan bir takıma karşı oynayacağız. Bir de senden ricam İbrahim, iki takımı mukayese et. Bakın bu da iki takımı mukayese ediyoruz. Amespor 15 maç oynamış kendi sahasında bu sezon. Kendi sahasında 15 maçta 12 galibiyeti var. İnegöl Spor deplasmanda 15 maç oynamış. Deplasmanda 2 galibiyeti var. Buradan bile hani iddia bahis oynayanlar varsa şunlara bakabilirler yani. %80 bizim bir galibiyet oranımız var. İnegöl'ün %13 deplasman galibiyeti var. 2 beraberliğimiz var %13. 1 mağlubiyetimiz var %6 sadece. Lakin diğer tarafta 9 mağlubiyet, deplasmanda 9 mağlubiyeti ve 4 beraberliği olan bir takım var. Bakıyoruz 15 tane iç saha maçında 39 gol atan bir Amespor var. Maç başı ortalaması 2.6 gol atmış. Amespor iç sahada oynadığı maçlarda 2.6 gol atmış. Şu ayrıntıyı bizi izleyenlere verelim. Devre arasına kadar kontrollü futbolu, savunma futbolu benimseyen bir Serdar Hoca vardı. Devre arasından sonra daha çok hücum oyununu benimseyen ve daha fazla pozisyona girip daha fazla gol atan bir Amespor var. Ayırsak şunu aslında, şu 15 maçı devre arası öncesi ve sonrası diye ayırsak, emin olun Mesut Bakkal'ın kontrolündeki
liderliğindeki takımımızın iç saha gol ortalaması 2.6'dan çok daha yüksek çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Ama biz bütün bir sezonu ele aldık. Aynı şekilde İnegöl'ün 15 maçlı deplasman maçlarında sadece 13 gol atmış. Yani maç başı bir gol bile yok arkadaşlar. Biz iç sahada 15 maçta 11 gol yemişiz. Rakip 15 maçta 15 deplasman maçında 27 gol yemiş. Neredeyse maç başına 2 gol yemiş. Şimdi buradan bakacak olursak bir skor vermek icap ederse şu atılan, yenilen gollere, deplasman, iç saha vesaire, yarınki maçı Amespor 3-0 alacakmış gibi bir şey de çıkabilir buradan. 2-0, 3-1 gibi bir skor da çıkabilir. Bakarsın 4-0 çıkar. Ama kesinlikle yarın afaki bir durum olmazsa, ekstrem bir durum olmazsa nedir bunlar? Aksaray maçında olduğu gibi, Fethiye maçında olduğu gibi iç sahada oynadıklarımızı söylüyorum. Şu iki maçta neredeyse hani tek kale top oynadık. Özellikle hani Fethiye maçında Gökhan Aslan'ın net iki tane %100 atamadığı pozisyon var. Kaleciyle karşı İç sahadaki maç. İç saha maçı. Evet. Ve içerideki yine Aksaray maçında 90 dakika tek kale oynadık. Sağ direkt, sol direkt, üst direkt onlarca net gol pozisyonuna girdik. Olmayınca olmuyor. Futbolda bunlar var. Penaltısı var, kartı var. Bunlar olabilir. Ama bu tarz ekstrem bir şey olmazsa yarın her zamanki gibi oynarsa bir önceki haftaki Fethiye deplasmanı gibi çok gergin olmaz ise takım, kendimiz gibi oynarsa ben yarın takımımızdan kesinlikle rahat bir galibiyet, bol gollü bir galibiyet, gol üstü bir galibiyet bekliyorum. Valla yarım sıfır olsun bizim. Evet. Bunun dışında arkadaşlar... Hemen bir şey söyleyeyim araya gireyim. Tabii. Şimdi Instagram şeyin dışında da bize biliyorsunuz WhatsApp'tan da mesajlar geliyor. Evet. Genelde umutlu oluyor. O bize yolluyor bunları. Gelen bir yorum var, mesaj var. Hani sanki okumuyormuşuz gibi gelmesin. Net hepsini okuyorum. Ondan sonra artık yorumumuzu yaparız. Sizleri izlerken iğreniyorum. Yazık, çok yazık. Çıkarsal İğreniyorum da ye ile yazmış. Bir şey olmaz. Evet. Çıkarsal düşünüyorsunuz. Nedeni bir örnekle cevap vereyim. Taraftar az geldiğinde gelin doldurun diyordunuz. Şimdi çocuklarınızı getirmeyin diyorsunuz. Bak aslında cevabı içinde. Gelin doldurun ama biz çocuk getirin dememiştik. Yönetim kurulu karar almış. 7 yaş altı herkes getirilebilir diyor. Herkes demiyor. Bir çocuk diyor. Bunu da yanlış anlamışsınız. Siz itiraz ediyorsunuz ve aşağılıyorsunuz. Haşa. Aşağılama gibi bir durum olmaz. Yok, arkadaşınız ne okuduklarını anlamış. Olmaz, olamaz. Bu çocuklar bizim geleceğimizdir. Her zaman söylüyoruz. Biz çocuk gelmesin demiyoruz. Bazı insanların hakkı yenilmesin diyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyor. En sonunda da saygılarım da demiş. Olayı aslında çözmüş. Gene de okudum. Bunu da söyleyelim. Yok, biz okuyoruz. Yani bu anlamda yanlış anlaşılmasın. İğrense bile arkadaşımız, iğrense bile bizden biz okuruz yani. Ama tekrarlayalım, bir daha söyleyelim. Çocuk getirmeyin derken şunu tekrarlıyoruz. 7 yaş altı çocuklara bir çocuk izin veriyor. Bence yanlış diyorum. Bu benim şahsi fikrim. Siz katılmayabilirsiniz. Saygı duyarım. Çünkü o getirilen çocuk eğer bir başkasının hakkını yiyorsa, bilet alıp, para verip, tabii, bilet alıp Amespor'u desteklemeye sesiyle, bağırmasıyla, çağırmasıyla oradaki insanlara, o oyunculara destek olmaya geliyorsa, belki de uzaktan, yollardan geliyorsa, belki maddi manevi bazı şeylerden feragat edip geliyorsa ve onun yerine oturuyorsa o çocuk, bu anlamda bu yanlıştır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa bu kadar insanın açıkta kalması, bu kadar insanın ayakta kalmasının bir açıklaması yoktur. Yoksa çocukların geleceğimiz olduğu, çocuklarımızın bu Amespor sevgisi anlamında tek değil, bütün takımlarımızı sevmesi anlamında çok önemli olduğunu en başta söyleyen ekip bu ekiptir. Ama bunu da söylüyoruz. Bu yaştaki çocuklarımız ileriki hayatlarında ben maça gittiğim zaman böyle böyleydi, ben böyle yaptım ve takıma destek oldum demesi daha güzel, daha onurlu, daha keyifli bir harekettir. Bunu unutmayın. Bizim anlatmak istediğimiz, sizin belki de anlayamadığınız budur. Gene de saygı duyduk, okuduk. Yanlış anlaşılmasın diye. Okuruz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Çok güzel. Öyle fazla hakaret var olmadığı için çok üzüldüm tabii ki. İbo hiç beni almadı. Arkadaşlar bugünkü kahve artık falında enteresan bir şey çıktı. Ben bunu söyleyebilirim. Şeyi alabilirsin artık, yaptığı işi de görsünler. Şunu İbrahim, herkese geçeyim. Biz ilk bir maçta bu
çocuklarla ilgili çok ciddi sıkıntı yaşadığımız da hatta şunu söyledik. Gerekiyorsa çocuklara bilet mi verildi ücretsiz? Herkesin bilet verin. Yeri belli olsun. Hatta tabii, çocuk tribünü olsun. Bilet verin. Kadın evet. Tribünü olsun. Biz bunu duyuyoruz bile tabii. Yaptık. Arkadaşlar bugünkü kahvemizde net bir şekilde evet. Havuz kuşu var. Net. Bak şimdi net kahve fanına bakıyorum biraz sonra dua edecek. Tavuk kuşu var yani net bir şekilde. Tavuk kuşu var. Henüz o kuyruğu böyle ilik ama çok uzun kuyruğu olan bir tavuk kuşu var burada. Bu bence iyiye alamet, şampiyonluğa alamet. Bir de burada başı sarıklı Alaaddin'e benzer bir şey var. Önünden böyle cin gibi bir şey çıkmış. Kobra'ya benziyor. Allah aşkına bakar mısın kobra? Böyle dikelmiş, böyle dimdik olmuş bir kobra. Burada kabarmış, bekliyor. Yarın Berk İsmail'den bir hat-trick herhalde olacak gibi. İnşallah, ben buradan onu anlıyorum. İnşallah yani. Golü bulduktan sonra evet, da evet. Veya oyunu... Kahve falınız arkadaşlar için rahat olsun. Çok güzel çıktı bu akşam. Golü bulduktan sonra ve oyunu garantiye aldıktan sonra sarı kart durumlarını da düşünerek mutlaka Mesut Hoca'nın bunu önlem alacağını, bazı oyuncuları dinlendireceğini, bazı oyuncuları tehlikeye atmayacağını ümit ediyorum. Bunu da söylemiş olalım. Sesim az geliyor benim. Bu arada Serhat Atalay bana özelden mesaj atmış. Özgür liseden sen onun üst sınıfı mıymışsın? O senin üst sınıfın sana selam söylüyor. İletmemi istedi. Çok selamlar. Tigris Müziği'nin orkestra şefi. Belki oradan. Güzel yapar. Sanatlar Lisesi'nden. Evet evet. Sonra zaten üniversitede tipimize, Malatya'da. Tipimize işte. Bakınca bir müzikle alakası yok görünüyor ama iyi bir bas sesiydim sadece o kadar. Ama onlar gerçekten iyi müzisyenlerdi. Selamlar arkadaşlarımıza hepsine. Yani bu arada bu işlem halen devam ediyor. Biraz uzatma sebebimiz de o. Gerçekten daha birinci sayfayı bitirdi. Halen de devam edecek. Bunu da ekleyelim. İnşallah yetiştirecek sahur sonuna kadar. Çünkü işi zor. Bunu da söyleyelim. Evet arkadaşlar çok isim yazdım. Hepsini tek tek keseceğim. Tek tek şey atacağım. Çünkü onun için sözü özellikle Fırat ve Özgür'e bıraktık. Ben burada bunu halletmeye çalışayım diye. Siz devam edin arkadaşlar. Ben yok yarın için gibi. Şey tahminin var mı kardeşim? Kaç golden dedi? Kim gol atar? Kimlerden gol bekliyorum? Yarım sıfır olsun bizim olsun. İyi, ben yarın enteresan Mert'ten gol bekliyorum ya. İnşallah. Evet Mert'ten İnşallah. Bir gol bekliyorum Mert Çapar'dan. İnşallah. Ama tekrardan söylüyorum arkadaşlar lütfen kimse madde atmasın sahaya bizi izleyenler. Bakın 200 kişiyi geçtik bir sürü ama hala like 119'da. Herkes şu yayını beğensin. Her beğeniniz bizim için bir alkış. Mükafatımız bu olsun sadece. Bu arada bizim İsveç'ten bir mesaj var. Şehmus Şen, Efsane Diyarbakır Spor'un da başkanlığını yapmış. Ahmet Spor'u çok seven bir arkadaşımız. Şehmus Şen. Evet. Yıllarca Ahmet Spor için de çok etkili çalışmaları olmuştu. Ve hem sana hem bana hepimize selamlarını iletiyor. Eksik olmasın. İsviçre'den Ahmet Spor'a başarılar diliyorum. Üstümüzde kalmasın. Aleyküm bunu söylemiş olalım. Bir kez daha hatırlatalım. Otoparklara arabalarımızı düzgün park edelim. Otopark ceplerinin önüne engel olacak şekilde oraları sıkacak şekilde arabalarımızı park etmeyelim. Caddeye ikinci, üçüncü sıra park etmeyelim. Emniyet mensubu arkadaşlarımızdan da ricam. Bizim için yapılan bir stadyum. Diyarbakır halkı için yapılan bir stadyum. Diyarbakır halkının otomobilleri için yapılmış bir otopark. Stadyumun altındaki kapalı otoparktan bahsediyorum. Emniyet halkımızın bizim için yapıldığı bir yeri kullanmasına müsaade etmiyor. Kendince mutlaka mantıklı nedenleri vardır. Burasında değilim işin. Kendilerinden rica ediyoruz. Bizim kullanmamıza müsaade etmiyorsanız o kapalı otoparkları. Rica ediyorum siz kendiniz kullanın. O otopark öyle bomboş kalmasın bari. Siz kendiniz orayı kullandığınız zaman bizlerden boşalan açık otoparktaki kısımları da bizler kullanabiliriz. Bakın Türkiye'nin her yerinden maça insanlar geliyor. Bir tek Urfa'dan, Batman'dan, şuradan buradan değil. Türkiye'nin her yerinden geliyor. Uçaklarla insanlar maç izlemeye geliyorlar. Rica ediyorum insanları mağdur etmeyelim. Eğer ikinci, üçüncü sıra park eden de olursa yine bu kadar bizim buradan konuşmamıza rağmen her türlü cezayı da hak ediyorlar. Ona da yapacak bir şey yok artık. İnşallah cezalar da olmasın. İnşallah olmaz ceza. Süper 110 Halil Ahmet biraz bunlara da değinelim. İbrahim, İrfan Gültekin, Veysi Çelik, Şiar Cidan, Macit Tekin, Burki Van, Umut İnci, Barikat Ahmet, Serdal Sıtran, Ejrin Düz. Artık isim yazmıyoruz bu arada bunu da söyleyelim.
Selami Kaşım, Şemsettin Akdemir, Ahmet Faris, Kemal Yakut, Özcan Çanşı, Macit Tekin'in söylediğim Yunus Elaldı, Hasan, Serhat Çetiner, Football Information House, güzel okudum. Bağlama Çalarım Aksini Çalmam, Uğur Aslan, Sessiz Çığlık, Ahmet Paris, Civan Çavdar, Cihan Çavdar, Fatoş Çelik, Hasan, Şemsettin Akdemir'i söyledik. Bu Ersin, arada böldüm, program sonunda hep birlikte bir duamızı edeceğiz yine. Tamam. O Ersin Karaoğlan, ondan sonra Mustafa Özdal, hani olmayan isimleri okumaya çalışıyorum. Destek oldular. Erhan Bulut, Süleyman Ateş, İbrahim Çetin, Ümit Kural, Gülkaya, Kemal Yakup söyledik, Azat Bayram, Halil Ahmet, Wolf, Rumuzlu bir arkadaşımız, Arman Çipenkçi, İbrahim Çetin, bir daha okuduklarım affetsinler, Mustafa Asri, Sevdamız Ahmet Spor, o zamanki gibi destek olmuş sağ olsun, Ünal Şahinkaya, bu arada Kemal Yakup geç gelmiş, onu da söyleyelim. İsim anlamında İbrahim Çetin, Mustafa Özbal, Baver Demir, hay maşallah Allah'ım. Abdüselam Yarımda. Bunlar da isim değil ha. Çoğu yorum şu anda sadece. Ahmet Tiyanç, İhsan, Abdüselam'ı okuduk. Rohat 21, Fahri Doğu, Doğuhan. Bunlar hep Sevda Atay. Abdest al demiş ya. Sevda Atay bu anlamda bize destek olmuştu an bildiğim kadarıyla. Selamlar Sevda Hanım'a da. Basri Baltaş, Ünal Şahinkaya, Fahri Doğuhan, bir daha okudum sağ affetsinler. Çetin Çolak, Velat Gözcü. Bu arada İhsan Kastamonu buraya geldiğinde Mehmet Eriş'in açıklamaları da var. Çok güzel karşılandıklarını, çok güzel bir seyirci olduklarını falan söylemişti. Şimdi gelecek hafta onları da geleceğiz. İnşallah bizi yanıltmazlar. Bunu da söyleyelim. Heja Meşe, Ümit Kural'ı söyledik. Serkan Korkmaz. Evet, bu isimler de bize destek olanlar. Bu arada Halil Ahmet ve Sevdamız Ahmet Spor maddi anlamda da destekler sunmuşlar. Teşekkür ederiz. Sessiz Çığlığa, Seyyar Salıncak Dönme Dolap. Nasıl buluyorsun bu isimleri? İlayda Düz isim yazmıyoruz artık çünkü şey geçti. Şey söyleyelim. İlayda Düz hatta kendi hesabından iki isim yazmış ama maalesef vakit geçti. Bunları söylemiş olalım. Gene de destek için teşekkürler. İbrahim Altuntaş isim yazmış. Teşekkürler. Gürgin Orun. Bunu söylemiş. Mr. Zaido. Fırat Hoca fetih süresi istiyorlar senden demişiz. Fetih Orhan Türk. Süresi arkadaşlar iç sahada edilmez. Serhat Çetin. İç sahada edilmez. Haftaya edeceğiz. Onu haftaya edeceğiz. Serhat Çetin'e Kastamonu berabere ve galip gelirse 20 adet forma katkısında bulunacağım. Kim? Onu hemen Serhat not Çetin'e. Alıyorum. Yo, burada değil. Burada değil. yarın Kastamonu berabere kalırsa ve mağlup olursa Serhat Çetin'e şu an not aldım. Evet onu büyük bir ihtimal zaten bizden biridir. Yani doğuludur. Sözünde duran bir insandır. Onun içinde hiçbir sıkıntı yok. Şey yapacağız. Yunus Temel, Adem Kaplan, Barış Ertekin, Antalya'dan selamlar demiş. Reisi Çelik. Bittiyse yavaş aş. Evet şu anda herkesin gözü önünde olsun. Tek şeyi verebilirsin. Ya Allah bismillah. Birimiz isim çekilecek isimleri not alın çünkü yanlışlıkla tamam. İki tane isim falan yazdıysam çok yoğun üste geldi tamam, gözümden tamam, açmış olabilir. Özgür hemen not ediyor şimdi. Bir daha tekrarlıyorum. Özür dilerim. 11 forma demiştik. Birine yarını yazalım. 10 forma. Birini hiç katmıyoruz. O biz ona hediye edeceğiz. Tamam, yarın. Biz kendimiz şey yapacağız ama 10 formayı şu an vereceğiz. Onu söylüyoruz. Musa Selmiyan. Evet şimdi sadece şeyi alalım İbrahim'cim. Evet şu anda yaklaşık... Şampiyonlar Ligi kura çekimi gösterecek. 100'e yakın... Daha fazla olması lazım. İnsan var. Evet arkadaşlar şu an benim sesim geliyor ama Derya Hanım bakmadan karıştıracak. Sesim geliyor mu hakikaten? Sesiniz de geliyor Derya Hanım. İlkini çekiyorum arkadaşlar. Evet birinci kişi çekildi. Bismillahirrahmanirrahim. Hatice Bozkurt. Hatice iyi bir bayan arkadaşa çıkmış. Evet. Hatice Hanım. Hatice Hanım'ı alkışlıyoruz burada. Hatice Bozkurt. İkinci forma. Hanım Çelik. Ay hadi kadınlar iyiyiz. Yemin hanım. Ediyorum bakın hepsini yazdım ama sakın sadece kadınları sandım. Lütfen yazdım. Bakmadan çekelim. Ama bak Özgür gerçekten bakmıyorum. Şaka. Şiar. Ay, Çidan mı Fidan mı? İnanın kendi yazımı okuyamıyorum. Şiar. Ya Çidan ya Fidan. İkisini de yazayım. Yani o kadar hızlı yazdık ki isimler şey çok olabilir. Hızlı kayıyordu.
Birazcık doktor yazısı gibi oldu. Kendi yazımı okuyamıyorum. Fidanlar fazlaydı. Umut İnci. Aa, Umut'a çift. Umut bize her hafta izleyen bir arkadaşımız Umut İnci. Beşinci. Şehmuz Düz. Biraz da gösterelim istersen hani. Ama şey benim yazımı okuyamazlar ki olsun, mümkün değil. Ben olsun. Bile okuyamıyorum. Şehmuz Düz. Kaç tane oldu Özgür? Şimdi 6'yı çekiyorsun. 6. Faruk Bist 21. Faruk Bist. Bist. 21. 21'i yazmıyorum büyük ihtimal. Şey olarak Agit Akipa. Agit Akipa. Akipa. Kaç tane oldu Özgür? Şu an 8'i çekiyorsun. Şu an 8'i çekiyorum. Yani isimde, soy isimde bir iki isim farklılığı olabilir. Zaten Şiyar kimlikleri de Çidam'mış. Kesinlikle. Az önce yazdı Şiyar Çidam. O zaman öyle yazmışım zaten. Ha, tamam. Yani. Diyar Çelik. Diyar Çelik 8. 9'u çekiyorsun. 9'u. Son iki form arkadaşlar. Heyecan Doruk'ta. Hepinizin ismini yazdım ve hakikaten şey yapıyorum. Berken Yaşar. Ve son şanslı izleyicimizin ismini çekeceğiz. İyice en diplerden çek lütfen. İyice karıştırıyor zaten. Ya her defa. Canlı canlı yaptığımız için. Nurettin Ceylan. Nurettin Ceylan da izleyicilerimizden biri. Her hafta bizi izleyen arkadaşlarımızdan biri. Evet, bana dönerseniz tekrardan ya da üçümüzü al. Bir daha tekrarlıyorum isimleri yazarsam. Hatice Bozkurt. Hanım Çelik. Şiyar Çidan. Evet. Umut İnci. Çidan'mış bu arada düzelteyim. Şiyar Çidan. Umut İnci. Şehmuz Düz. Evet. Faruk Bist. Evet. Bist. Bist. Bursa, yani. İstanbul, Samsun, Trabzon. Agit Akiba. Agit Akipa. Akiba. Diyar Çelik. Agit Akipa özür dilerim yazmış. Bana çıkan formayı Amestor mağazasına yok, başlıyorum öyle, öyle diye. Olur, o zaman bir isim daha çekelim. Onun yok, yerine başka isim yok, çekelim. O, biz ona teslim ederim, o bir çocuğa ver. O kendisi ver. Diğer Çelik'i söyledik evet, mi? Öyle. Evet. Berkan Berker Berken Yaşar. Yaşar. Tamam. Nurettin Ceylan. Evet. Tekrarlıyorum, bir daha tekrarlıyorum. Hatice Bozkurt, Hanım Çelik, Şiyar Çidam, Umut İnci, Şehmuz Düz, Faruk Bist, Agit Akiba, Diğer Çelik, Berken Yaşar, Nurettin Ceylan. Evet, bunlar. Azat Bayram demiş, bir daha çekelim. Ay hayır bunlar. Azat lütfen. Ama bu yöntem daha sağlam oldu. Yani tüm gece gerçekten bununla uğraştım. Farkındaysanız programa da çok konsantre olamadım. Herkese teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Formalarını pazartesi gününden itibaren. Pazartesi gününden itibaren. Tabii. Şimdi yarın sabahtan İbrahim burada olmayacak. Maçta olacak. Değil mi İbrahim? Pazartesi gününden itibaren kimlikleriyle beraber İbrahim bizden mi teslim alıyor? O zaman biz İsimleri de biraz sonra biz paylaşacağız. Şey yapalım. Programda sosyal medya üzerinden bizi takip etsinler. Evet, sosyal evet, medya Ahmet şey Karkas Medya'nın YouTube, Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarında biraz sonra yayınlanacak. Ne olduğunu da söyleyeceğiz. Bunu da söylemiş olalım. Bu arada evet isimler bunlar böyle kalsın. Yalnız aynen şey emek verdi. Çok ciddi emek verdi. Bir alkışlayalım lütfen arkadaşlar. Evet, her beyni ona gelsin. Eline sağlık. Ben yoksa bu kadar sessiz kalmaz. Bu arada yarınki sonuca göre. Dua edeceğiz arkadaşlar. Birazdan hep birlikte sahur saati gelmeden önce hep birlikte bir dua edeceğiz. Bu tamam arada mı? Ferhat Çetin Ere'de yarın Kastamonu maçından sonra inşallah mesajla ulaşacağız. 20 forma sözü var. İnşallah berabere kalırsa veya Kastamonu mağlup olursa. Burada evet, not almışım. Programı bitirmeye yakın evet. Bilgim olsun. Ondan sonra duamızı edip bitiriyoruz. İnşallah. Şu an benim işim bitti. Derya'cığım söyleyecek bir şeyin kaldıysa buyur. Yarın Amestor maçında başarılar diliyorum. Skor tahmini gerçekten artık yapamıyorum. Çok heyecanlı ve çok riskli maçlar olduğu için. Önceden bol keseden sallıyorum. Şimdi sallayamıyorum. Şiyar demiş İstanbul'da oturuyor. Adresini falan o zaman İbrahim'le iltifata geçecekler. Evet. Bizim sosyal medya üstünde mesajlaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir de şu an numaralar geçiyor bakın özür dilerim Derya. Altta o numaralar WhatsApp üzerinden de şey yapabilirsiniz. İltifata geçebilirsiniz adresi bilmeyenler için de. Ve durumunuzu da orada belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar kurada ismi çıkıp şehir dışında yaşayanlar bize adres bilgilerinizi verin. Ama kargo parasını siz ödersiniz. Peşin söyleyelim. Şu an isimler de
yayınlandı. Biraz sonra da sosyal medyaya da atacağız. Onu da söyleyelim. Evet, duamızı da alıp yavaş yavaş bitiyorum. Evet, sen şey yap. Arkadaşlar evet. Yarın maç sonrası tekrar biz buradayız. Görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Evet arkadaşlar, şimdi bizi izleyen herkesle birlikte bir enerji oluşturalım. Bu mübarek ayda, bir önceki gecede Kadir gecesiydi. Kadir gecesinin de mübarekliğiyle birlikte sahur öncesi güzel bir duamızı edelim arkadaşlar. Şampiyonluk öncesinde isteyenler çok, bu hafta yine duamızı edelim. Ellerimizi açalım. Bizi izleyen herkes lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle yarınki maçta hiçbir futbolcumuz, İnegöl'lü futbolcular da dahil, bir sakatlık görmesinler inşallah. Yarınki maçta özellikle kart cezası sınırındaki futbolcularımız başta olmak üzere önemli Kastamonu deplasmanı öncesi umarım hiçbir futbolcumuz kart görmez. Ligin en iyi kalecisi, en formda kalecisi Aykut kardeşimiz umarım yarın da tıpkı bu sezon 12 maçta olduğu gibi 13. maç olarak koruduğu kaleyi gole kapatır. İnanılmaz formda olan hücum hattımız Berk İsmail, Mert, Taner, Yılmaz, Çektar isim fark etmeksizin umarım yarın en formda günlerini geçirirler. Bol gollü bir galibiyet bizlere yaşatırlar. Umarım tandemdeki arkadaşlarımız Uğur ve Veli yarın arkadan çok güzel toplar çıkarırlar. Bütün hava toplarını armut gibi toplarlar. İki kenar bekimiz umarım önlerinde oynayan arkadaşlarımıza hangileri oynarsa oynasın çok iyi bir destek verirler. Orta sahadaki arkadaşlarımız umarım hem defansif hem ofansif anlamda takımımıza güzel bir katkı sunup sakatlıktan cezası maçı bitirirler inşallah. Yarınki maçta stadyuma gelen 30 bin, 40 bin artık kaç kişi olursa umarım hiçbir kimse sahaya madde atmaz. Yarınki maçımızda başta açık tribün, maraton ortadaki arkadaşlarımızın liderliğinde güzel şovlar, güzel destekler izleriz inşallah. Yarın ne merdiven boşluğundan ne şundan bundan inşallah en ufak bir ceza almayız. Kulübümüze ne maddi ne manevi bir cezaya neden olmayız inşallah. Yarın Kastamonu Spor Derince Belediye deplasmanında umarım puan kaybeder. Biz de oraya daha rahat gideriz inşallah. Ya Rabbim sen şu ailemizin, Karkas Medya ailemizin ve bizi izleyen yüzlerce, binlerce Karkas Medya takipçisinin sesini duy, dualarını kabul eyle Ya Rabbim. Amin. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.